Bir mucizedir koku, duygularımızı bahar gelmişçesine coşturan, görmesek de hayallere sürükleyen, dokunmasak da temasını hissettiğimiz, tatmasak da lezzetinin farkına vardığımız, işitmesek de kulağımıza hoş bir fısıltı gibi gelen sihirli bir mucize. Kokuyu böylesine güçlü kılan, duygularımızı ve ruhumuzu esir alabilme gücüne sahip olmasıdır. Sevdiğimizin kokusu, görüntüsünden, sesinden hatta temasından önce ulaşır beynimize. Sadece kalbimiz değil, aklımız da kokunun esiridir. Her şeyi unutabilirsiniz ama kokusunu asla. Bu mucizenin, yani kokunun şişeye hapsolmasıyla parfüm doğdu. You can make a perfume that makes you happy. You can make a perfume that smells very clean. For instance, after you go to sports and you can wear that. You have perfumes that make you very romantic and if you use that for you go out at night and it is nice to have a good smelling fragrance. Bonne connaissance des matières premières. Après, c'est sûr que la chimie joue un rôle important. Mais pour moi, c'est plutôt un peu comme de la cuisine. C'est un mélange d'odeurs. Il faut arriver à créer quelque chose à partir de cette palette d'odeurs. İnsanlığın parfümü yaratma öyküsü, kokuları bir yerde tutmak, hapsetmek istemesiyle başlar. Koku tarihte çok önemliydi. İnsan bir ruh taşıyor ve direkt ruha hitap eden bir şeydi. Binlerce yıl önce insanlar tanrılara, tanrıçalara, işte meleklere kokular hediye ettiler. Çünkü onların gıdasıydı koku ve onlara işte tütsüler şeklinde en güzel kokuları hediye ediyorlardı. Parfüm dizayn etmek gerçek bir sanattır. Yeni bir kokuyu oluşturmak için gerekli malzemeleri bir araya getirmek aynen kokteyl hazırlamaya benzer. Perfume should be very long lasting. If you put it on your skin, you should be able to smell it 10 or 12 hours later. Especially with things as muscus, amber, woody notes, they are very long lasting. While things as lemon oil and orange oil are very volatile, so they disappear first because only molecules evaporate and the heavy stuff stays there. Parfümün saklama koşulu çok önemli burada. Saklama koşulları karanlıkta, ısı ve ışıktan muhafaza ettiğimiz sürece ömrü çok daha uzayabiliyor parfümün. Tabii parfüm bir de yapılırken üretim aşamasında iyi süzdürülmesi gerekiyor. Partiküllerden, atıklardan sıyrılmış net koku elde ettiğinizde ömrü çok daha uzayabiliyor parfümün. Qu'est-ce qu'un bon parfum ou le meilleur parfum, c'est un peu le parfum qui nous fait plaisir, qu'on aime porter, cela dépend des saisons et des moments. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment un parfum ou plusieurs parfums qui sont spécifiques à certaines personnes. C'est vraiment une odeur que l'on apprécie ou pas. Burnu kuvvetli insanlar, yani parfümörler, bütün sanat dallarını buluşturan bir opera eserine benzetirler parfümü. Tıpkı bir beste gibi uvertürü, üst notaları ve ana teması vardır. Different styles. The best example maybe I can give is like with music. You have classic music, you have jazz, rock, hip hop. And in fact you see that in perfume too. İnsan karakteriyle koku arasında bir bağ var. Örnek bir her burcun bir kokusu var diyebiliriz. Beyaz tenli insanlar, esmer insanlar, sarışın insanlar gibi kategorize edebiliriz. Çok farklı segmentlere de ayırabiliriz aslında. Esmer tenli insanlar daha çok şekerli kokular, tatlı kokular, biraz daha sıcak kokular tercih ediliyor. Beyaz tenli insanlar da ise biraz daha yine çiçek ve florlar kokular, pudramsı kokular, çiçeksi kokular, sabunsu kokular diyebiliriz. Perfumer is somebody who creates fragrances, and you have to remember lots of chemicals. And what you do is you put these chemicals together, and then you create an odor. You can smell that yourself,
If you take a perfume, now it's very fresh. First, when you put it on your skin, first you get the fresh, volatile ingredients. And then after, say, 5-10 minutes, it starts to rebalance. Then you start to smell also the florals and the cedarwood, and that will stay for a long time on your skin. Describe that in a pyramid. So we make a pyramid, like this, and then divide it in three. The top is all the volatile ingredients, and then we describe, okay, this fragrance contains lemon, cassis, berries, or rose, jasmine in the middle, and for example, cedarwood or patchouli or musk in the base notes. Start to smell a perfume. First you smell one odor, but later when you see, hey, lemon, hey, rose, and then you say, yes, now you tell me this, you're right. Parfümün tarihi, insanoğlunun ateşi keşfetmesi ve bazı ağaçlarla reçinelerin yandığında diğerlerine göre daha güzel kokular yaydığını ayırt etmesiyle başladı. Bu kokulardan büyülenen insanlar yüzyıllar boyunca bu büyünün arkasından gittiler. Parfümün tarihi inanç sistemleriyle beraber doğdu diyebiliriz. Demiştim, koku aslında soyut bir duyu olarak algılanıyor hep. Dolayısıyla soyut varlıklar, tanrılar, ki çok tanrılı dinler zamanlarından bahsediyor. Çok inanç sistemi olabilir tabiatıyla. Bunların hepsinde kokunun bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. Neden? İşte soyut varlıklar var. Bu varlıklara mesaj göndermek için en etkili mesaj yollama aracı da gene soyut bir duyuyu kullanaraktan mesaj yollamak. Dolayısıyla insanlar kokuyla tanrılarla iletişim kurmaya çalışıyorlar. Latince kokulu duman veya duman yolu anlamına gelen perfume sözcüklerinden türeyen parfüm, uzun bir yolculuktan sonra varmıştır bu ada. Ateşin üzerine bir takım kokulu malzemeyi olduğu gibi atıyorlar. Bunlar kökler, yapraklar, işte reçine vesaire neyse. Ve dumanla beraber kokunun göğe yükselmesini sağlıyorlar. Zaten kelimenin kökeni de bu bahsettiğim uygulamadan geliyor. Yani ateşin üzerinde yükselen dumanla yayılan koku, ki duman dediğimiz şey, fumum latincesi, perfumum da dumanla yükselen. Dolayısıyla parfüm kelimesinin de kökenine gelmiş oluyoruz. Lezzetin %50'sinden fazlası kokudur. Yani eğer siz burnunuz koku almıyorsa, bir grip vesaire olduysanız, yediğiniz yemeğin lezzetini asla anlayamazsınız. Çünkü kokusunu duymuyorsunuzdur. Kokunun kaynağı büyük ölçüde doğadır. Notalar çiçeklerden, meyvelerden, köklerden, tohumlardan, yapraklardan, baharatlardan, ağaç gövdeleri ve reçinelerden alınır. Parfümde kalıcılığı sağlayan maddeler ilk aklımıza gelen amberler, masklar, vudiler, gül iğne, dipnotada kalıcı sağlayan en ana ham maddeler diyebiliriz. İlk insanlar çevrelerini ve diğer varlıkları tanıyabilmek, her şeyden önemlisi hayatta kalabilmek için koku alma duyularını bugünün insanına göre daha fazla kullanmak zorundaydılar. Koku duyusunun diğerlerinden şöyle bir farkı var. Ona gelen sinyaller limbik sistem içine yönlenirken herhangi bir filtreden veya süzgeçten geçmiyorlar. Diğer bütün duyulara gelen sinyaller limbik sisteme yönlenirken bir filtreden geçiyorlar. Kokulara verdiğimiz tepkiler üzerinde bizim herhangi bir şekilde iradi bir kontrolümüz yok. I think everybody remembers his boyfriend or his girlfriend in the past. Always when you smell that perfume, it comes back in a flash. It is also with memories. When you are a little boy, you are at school, you smell a tree, a flower. 20 years later, you walk in the forest, and then suddenly you smell that flower or tree again. And it is like a photo, like a flash in your mind, you are that little boy again. And that happens a lot with odors. A perfume, an odor can make you happy. Because if you have flowers in your house, when you enter the house, they, oh, this is nice, this is nice. And same is with perfume. Antik çağ insanı için güzel kokular öncelikle tanrısallığın imgesiydi. Sümer, Mısır, Yunan, Arap ve Roma gibi önemli uygarlıklarda kokuların birincil kullanım alanını dini törenler ve çeşitli tıbbi tedaviler oluşturuyordu. Kokuyu
inananlarını bir arada tutmak veya onlara bir mesaj göndermek için bütün inanç sistemleri bir şekilde kullanıyor ki ilginç yazılı parfüm örneklerinden, en erken yazılı parfüm örneklerinden bir tanesini mesela Tevrat'ın içinde görüyoruz. Tabii o dönemde herhangi bir alkollü parfüm vesaire söz konusu olmadığı için yağ formunda bir parfüm bu. Şemen Hamişah ismi verilen bir şey. Şemen Hamişah sürme yağı, mesh yağı demek daha doğrusu. Mesh etmek, Arapça sürmek, yuğmak, ovalamak anlamına geliyor. Orta Asya'da şamanlar devamlı tütsüler kullanırlar. Atları her baharda gül sularıyla takdis ederler, kutsarlar. Çin kaynakları ortaya çıktıktan sonra, yazılı kaynaklar okunduktan sonra Orta Asya Türklerinin koku konusunda ne kadar önemli bilgilere sahip olduğunu çok iyi biliyoruz. Kaynaklar bize güzel koku kullanımı ve üretiminin eski Mısır'da başladığını söyler. Mısır'da parfüm ve yağlar rahipler tarafından büyük bir gizlilikle üretiliyordu. Edfu Tapınağı'nın duvarlarında sayısız parfüm reçeteleri bulunmuştur. Mısır kral mezarlarında M.Ö. 5000 yıllarından daha gerilere tarihlendirilen kokulu yağ izlerine rastlanırken, Tutankhamon'un mezarından parfüm şişeleri ve krem vazoları çıkarılmıştır. İlk kokulu merhemler, Neolitik çağda zeytin ve susam yağı ile kokulu bitkilerin karıştırılmasıyla elde edilmişti. Mısır'da kadınlar günlük hayatlarında kokulu yağları çok fazla kullanırlardı. Buna en iyi örnek, güzelliğine düşkünlüğüyle bilinen Mısır kraliçesi Nefertiti'ydi. Nefertiti'nin yasemin suyunda banyo yaptıktan sonra vücudunu sandal, amber ve ender bulunan çiçek özlerinden oluşan yağlarla ovduğu söylenmektedir. Nefertiti çok önemli bir Mısırlı kraliçe. Zaten Nefertiti güzellik geliyor anlamındaymış. Ve bu kraliçe çok güzel kokular kullanıyor. Antik Mısır'da firavunlar aynı zamanda tanrıdırlar ve yaşlanmamaları lazım. Onların hep genç kalmaları lazım. Sıcak bir ülke olduğu için zaten yaseminlerin, güllerin, narenciye çiçeklerin en güzel kokuları, karanfillerin, tarçınların en güzel kokularının olduğu yerler. Güzel kokuları vücutlarına sürüyorlar. Özellikle yağ şeklinde sürüyorlar. Çünkü sıcak bir ülke olduğu için, kırışmamaları için yağ şeklinde güzel kokuları kullanmaları lazım. Nefertiti de bunu kullanır. Mısır dansözleri mutlaka güzel kokuları kullanıyorlar, biliyoruz. O bal mumuyla o güzel kokuları hazırlayıp başlarında işte dans ederken o güzel kokular saçılıyor. Parfümün baştan çıkarıcılığına dair öykülerden biri de Mısır kraliçesi Kleopatra'ya aittir. Gücünü ve yetkilerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan kraliçe, hükümdarlığını geri kazanmak amacıyla çok miktarda parfüm kullanmıştır. Kleopatra çok akıllı bir yönetici. Kendi hayatının içinde kozmetik ve parfümün karşı tarafın kendisine dönük algısını değiştirebilme gücünü fark etmiş bir insan. Kendine ait bir atölyesinin olması, orada imalat yapılması da birazcık buna bağlı. Marcus Antonius'la karşılaşma hikayesi neredeyse kokunun tarihini anlatan bütün kitapların içinde yer alır. Söylendiğine göre işte Marcus Antonius'un gemisi yanaşırken Kleopatra da yavaş yavaş çıkıyor bir tekneyle onu karşılamaya ki bu buluşma Tarsus'ta gerçekleşiyor. Yani Marcus Antonius'a doğru gitmeye çalıştığı teknenin yelkenleri de hep kokulu yağlara batırılmış durumda. Dolayısıyla arkadan rüzgar estikçe hem müzik gidiyor hem koku gidiyor, hafif de bir ses geliyor. Marcus Antonius muhtemelen daha görmeden vuruluyor zaten gelen hanımefendiye. Tanrılarla iletişimi neredeyse tam zamanlı bir iş gibi yürüten antik Hint toplumunda kokulu tütsüler oldukça yaygın kullanılıyordu. Chakara Samhita isimli geleneksel Hint ayurvedik, o günlerde kullandıkları tütsülerden bahsetmiştir. Dünyada bilinen ilk parfümör, Mezopotamya'da yaşayan Taputi'dir. Yazılı tabletlerde çeşitli kokular ürettiğinden bahsedilen Taputi, M.Ö. 2000'li yıllarda yaşamış bir kadındır. Tarihte bilinen en eski parfümlerden Kifi, notalarında kına, tarçın, ardıç, Hint sümbülü, safran, bal ve üzüm gibi toplamda 13 maddenin bileşeniyle yapılmıştı.
Mısır'da yapılan kazılarda ortaya çıkan Kifi ismi verilen parfümün sadece 12 notasını tabletlere yazmışlar, fakat 13. nota hala sırrını korumaktadır. Birçok farklı kültürde parfüm ortaya çıkmış, geliştirilmiş ve çeşitlendirilmiş olsa da, parfümün bugün bildiğimiz parfüm haline gelmesindeki köprüyü kuran kültür, Arap kültürü olmuştur. İpek yolu ve baharat yolu gibi ticaret yolları üzerinden yapılan ticaretler ve gezginler vasıtasıyla güzel kokular batıda yaşayanlara da ulaşıyordu. Arabistan dedikleri yer, karanfil, tarçın vesaire gibi bütün bu güzel kokular bildiğiniz gibi sıcak ülkelerin ürünleri. Bu ürünler Arap tüccarlar tarafından binlerce yıl batıya taşınmıştır. Hazreti Süleyman çok zengin olan bu ülkenin kraliçesinin ve ülke halkının dinsiz olduğunu, Allah'a inanması gerektiğini söylediği zaman Saba Melikesi büyük hediyelerle Hazreti Süleyman'a giderler. Ve o gittikleri zaman en güzel kokuları çok miktarda götürürler. Ama Hazreti Süleyman bunu çok iyi bildiği için daha önce Saba Melikesi'nin tahtını getirtmiştir. Ve orada bütün güzel kokuların bir değerinin olmadığını görür. Ve inanç başlar. Bugün kullanılmakta olan damıtma tekniğini geliştiren bilgin, filozof ve hekim İbn-i Sina, böylece parfümlerin daha uzun süre saklanması kolaylığını sağladı. Gül yapraklarını damıtarak elde ettiği parfüm, her ne kadar kimya ve parfüm dünyasına büyük hizmet etmiş olsa da, burada İbn-i Sina'nın asıl amacı çiçeğin özüne vararak Tanrı'ya ulaşmaktı. Miladi 1014 yılında yazmayı tamamladığı ve adına El Kanun Fit Tıb, yani tıbbın kanunu adını verdiği eseri bugün bile önemli bir kaynak olarak kullanılmaktadır. En güzel kokulu olan çiçekler bir müddet sonra soluyorlardı. Onları kalıcı hale getirebilmek için bir sürü teknikler denediler. Bugün kullandığımız imbikten geçirme tekniğini vesairesini buldular. Mısır gibi köklü bir medeniyetten feyz alan Asurlular, Babiller, Persler, Yunanlar, İbraniler tüm dünyaya güzel kokuların damıtılarak esans elde etme işlemlerini yayarak o devirlerde ciddi bir koku ticaretinin oluşmasına vesile oldular. Mısır'da çok fazla sayıda kokulu uygulama tabii ki mevcut. Bunların içine mumyalama da giriyor. Onu güzel kokutaraktan sonradan yaşanacağı varsayılan yeni hayatına daha avantajlı olarak başlamasına da bir şekilde yardımcı olmuş oluyor. Yunanlarda da önceleri dini törenlerde kullanılan güzel kokular bir süre sonra halk tarafından benimsenerek şişelerin içine aktarılıp günlük yaşamın bir parçası haline geldi. Antik Yunan'da da çok önemlidir koku ve tanrı ve tanrıçalarla çok ilişkilidir. Tanrıça Afrodit doğarken güller içinde doğar. Güzel kokulu yağlarla meshederler. Hektor öldüğü zaman Hazreti Süleyman'ın kokusu fesleğendir, Hazreti Davud'un kokusu mercan köşktür, Hazreti Muhammed'in kokusu güldür. Güzel kokulara olan merakları kadar yazmayı ve arşivlemeyi de seven Yunanlar, ilk parfüm kitabının yazılmasına da vesile olmuşlardır. İlk parfüm kitabı İsa'dan önce 2. yüzyılda Apollonius tarafından yazıldı. Yunanların parfümü 6 grupta ele aldığını görüyoruz. Tatlı, ekşi, yağlı, acı ve pis kokular. Yunan şairler kokuların afrodizyak etkisini özellikle yazdıkları şiirlerde betimlemişlerdir. Çinlilerse kendi etnik kökenlerine ve coğrafi şartlarına uygun olarak daha farklı materyallerden koku üretmişlerdi. Yapılan bir arkeolojik kazıdan biliyoruz ki, İsa'dan önce 2300 yılında erkek misk geyiklerinin salgılarını yasemin ve lotus çiçekleriyle karıştırıp parfüm üretmişlerdir. Mısır parfüm sektöründe çok çok önemlidir çünkü özellikle sabitleyici etkisi olduğundan dolayı sabitleyici nedir? Parfümeride çok uçucu olan molekülleri geri planda tutarak koku karakterinin çok hızlı değişmesini engellemektedir. Bu da fixatör de diyebiliriz aynı şekilde sabitleyicilere. Parfümerinin fixatörleridir. Aynı zamanda kreasyonların baz notasında çok fazla kullanılmaktadır. Parfümün henüz Fransa'ya ulaşmadığı bir tarihte, 1370 yılında
Macaristan topraklarında kokulu yağlar ve alkolden Macar suyu adında bir parfüm üretildi ve dünyadaki ilk modern parfüm olarak tarihe geçti. Bileşiminde lavanta yağı, biberiye bulunan klasik bir afrodizyak olan bu parfüm, bir keşiş tarafından Macaristan'ın yaşlanmakta olan kraliçesi Elizabeth için güzelliğini sonsuza dek koruyacağı güvencesiyle üretilmişti. Efsane odur ki, sağlığı bozulmak üzere olan 72 yaşındaki kraliçe, bu parfümü sürmeye başladığı andan itibaren iyileşmeye başlar. Ve Polonya kralı, kraliçeye aşık olur, evlenme teklif eder. Dolayısıyla modern parfüme gelen yolda alkolün parfüm dünyasının imalatının içine girmesi çok önemli ki buna da ilk başta 1300'lerde falan rastlıyoruz. Macar suyu veya Macar kraliçesi suyu denilen bir parfümle. Elizabeta diye bir Macar kraliçesi hanımefendi var. 70 küsur yaşlarında, 72 yaşında olduğu söyleniyor. Tabii ortalama yaşamın bu kadar uzun olmadığı zamanlar 1300'lü yıllar. Dolayısıyla 72 yaş çok ileri bir yaş. Yani sık rastlanabilen bir yaş değil. Ve beraberinde de bir sürü problem getiriyor. Bir gün canına tak ediyor. Diyor ki yani bana bir iksir yapın ve ben bu iksirden istifade edeyim. Eski genç ve güzel günlerime döneyim diye böyle bir feveran ediyor etrafına. Tabii hemen sultanım falan diyorlar, gidiyorlar. Ne yapabiliriz diye düşünüyorlar ve üzüm alkolünün içine biberiyeyi koyuyorlar, bir süre bekletiyorlar ve diyorlar ki sultanım size bir iksir yaptık diye getiriyorlar bunu. Kraliçe alıyor bunu, bir kısmını üstüne döküyor, bir kısmını içiyor. İlk alkollü parfüm örnekleri hep içilen şeylerdir. Bu arada unutmayalım, limon kolonyası da ilk çıktığında içiliyordu. Hanımefendi de bunu içiyor, biraz da üstüne sürüyor ve birden bir mucize oluyor. Sırtı dikleniyor, göğüsler dikleşiyor, yanaklara renk geliyor. Hatta İtalya'da yaşayan bir muhterem Macar suyunun, yani kraliçeye sunulan sadece biberiye ve alkolden oluşan yapıyı biraz geliştiriyor. Biberiyenin yanına başka aromatik bitkiler katıyor. Üstüne de bir takım narenciye vesaire ilave ediyor. Hoş, böyle mucize suyu denilen bir formül ortaya çıkartıyor ve bunu Almanya'da yaşayan bir akrabasının yanına gönderiyor. Biz de bu ürünü zaten Almanya'da yaygınlaşmaya başladığı kentin ismiyle beraber biliyoruz. Çünkü Köln suyu diye biliniyor. Kölnischwasser veya Eau de Cologne diye biliniyor. Biz de bunu Türkçe'ye kolonya diye çeviriyoruz. Doğuda ortaya çıkan güzel kokular ve parfümlerin Avrupa'ya ve Batı medeniyetine ulaşması 14. yüzyılda İpek Yolu vasıtasıyla gezginler sayesinde olur. Güzel kokular önce Avrupa saraylarında kullanılmaya başlanır. 1555 yılında İtalyan Rossetti'nin kaleme aldığı Notandissimi Secreti dell'Arte Profumatoria isimli kitabın yıllarca birçok baskısı yapılarak günümüz kozmetik dünyasında kullanılan pek çok ürünün temel formüllerinin dayanağı olmuştur. Antik bir takım parfüm reçeteleri var. Kendi zorluklarıyla beraber geliyorlar. Çünkü orada bahsedilen bir takım malzemenin karşılığını bilemiyoruz. Arkeologların geçmiş dönemde üretilmiş bir takım ürünleri aynı malzemeye kullanaraktan bugün tekrar yapmaları dediğimiz deneysel arkeoloji denilen bir alan var mesela. Bununla ilgili yapılan çalışmalarda Kleopatra'nın mesela kozmetik atölyesi çıktı ortaya, bulundu. Parfümü cinsel isteği artırdığı gerekçesiyle tamamen yasaklayan Hristiyan dünyası, Orta Çağ boyunca sırf karanlıkta kalmamış, aynı zamanda kokusuz da kalmıştır. 16. yüzyıla kadar parfüm yapımı konusunda Avrupa'da İtalya başı çekerken, İtalya'nın sanatı ve sanatçıları himaye etmekte ünlü olan ve Rönesans'ın da en önemli sanat eserlerinin üretilmesi için maddi destek sağlamış Medici ailesinin parfümörü René Le Florentin'in Fransa'ya gelmesiyle, yani 17. yüzyılda parfüm Fransa'ya ulaşmıştır. Parfümün Fransa'ya gelişi Catherine de Medici vasıtasıyla ilk başta oluyor. Grasse ki işte parfümün Fransız olanla ilişkilendirilmesini sağlayan bir kent. Aslında Grasse'daki ilk çiçek tarlaları, ziraati, daha doğrusu oranın kokulu malzemelerle buluşmasını sağlayan bir Fransız değil, bir İtalyan. Catherine de Medici dediğimiz hanımefendi çok küçük yaşta Fransa'ya biliyorsunuz gelin olarak gidiyor. Gelin olarak gittiğinde de yanında götürdüğü kendi ekibinden bir tanesi de parfümörü. Sonra da o parfümörüyle beraber Grasse bölgesine gidiyor ki doğa koşullarının ve hava koşullarının orada bu tip bitkilerin ve çiçeklerin yetişmesi için çok uygun olduğunu görüyor. Orada böyle bir yatırıma ve girişime başlıyor.
Parfümün Fransa'da yaygınlaşmasının sebebi, kraliyet ailesi ve zenginler tarafından su ve sabun yerine kötü vücut kokularının bastırılması amacıyla kullanılmasında yatmaktaydı. Fransızlar parfümün tene zarar verdiğini düşündükleri için derilerine direkt temas etmesinden hoşlanmazlardı. Bu yüzden parfümlü eldivenler Fransa'da moda olmuştu. Sadece eldiven de değildi parfümlenerek kullanılan. Kürkler, eşarplar, evdeki aksesuarlar hatta mobilyalar bile parfümle yıkanırdı. Eldiven kokulandırılması mesela bir mecburiyet sonucu ortaya çıkıyor. Çünkü deriyi kullanılabilir hale getirmek için tabaklıyorsunuz vesaire ve hoş olmayan bir kokuya sahip oluyor. Dolayısıyla o kokunun üzerine geçmek için bir şekilde kokulandırmak durumundasınız. Deri kokulandırmada ihtisas kazanmış olan bir takım kentler de daha sonra parfümün başkenti tabir edebileceğimiz hale geliyorlar zaten. Çünkü işte bugün için bütün dünyada aman gideyim göreyim parfümler var falan dedikleri Graz kasabası veya kenti dediğimiz yer aslında döneminde çok yoğun olarak eldiven kokulandırmasının yapıldığı yerler. Eldiven kokulandırmak ayrı bir sanat halinde bir dönem Avrupa'da. Hatta ilk meslek kuruluşunun ismi Eldivenciler ve Parfümcüler Loncası diye geçiyor. Osmanlı için bir yaşam tarzıydı güzel koku. Hatta bazı dönemlerinde devlet politikasının bir parçası olarak da karşımıza çıkar. Huzura kabul edilmeden önce elçilerin ellerine gül suyu serpilir, Vezir-i Azam ve Sadrazamlar Divan-ı Hümayun'a çıkmadan önce amber sürerlerdi. Günlük hayatta gül, misk ve amber en çok kullanılan kokulardı. Osmanlı Devleti kurulduğu ilk günden itibaren güzel kokuyu her zaman kullanan, her zaman üreten ve her zaman çok önem veren bir devlet. Fatih Ayasofya'yı cami haline getirdikten sonra ilk yaptıkları şey gül sularıyla yıkamak. Yeni yapılan camilerin minaresinin alt kısımları miskle, kalıcı kokularla yıkanır ve dolayısıyla güneş vurduğu zaman devamlı oradan güzel kokular, özellikle misk çok kullanılır. İslam dininde güzel koku kullanımının sünnet olması ve Peygamber Efendimizin ten kokusunun gül kokusu olduğuna inanılması gülün önemini arttırmıştı. Güzel koku İslamiyet'te çok önemlidir. Çünkü Hazreti Muhammed ve çevresindekiler güzel kokuyu kullanırlar. Miskleri vesaireleri ve gül burada çok önemlidir. Çünkü Hazreti Muhammed'in sembolüdür ve gül kokusu İslamiyet'te ve daha sonra Sufizm'de ruhu etkileyen ve tasavvufta çok önemli bir yeri var. Mevlana bile der ki 8. yüzyılda gül bahçeleri harap olduktan sonra o güzel kokuları nereden koklayacağız? Gül suyundan tabii ki der. Mevlana'nın divanını okuduğunuz zaman sadece güzel koku ve gül var. Saray kadınları çok temizler. Şimdi dışarıdan gelen seyyahların fark ettiği iki şey var saray kadınları için. Bir kere çok temiz, zarif, hünerli ve güzel kadınlar. Ve güzelliği borçlu oldukları şeyleri hamam olarak kabul ediyorlar. Ve hakikaten o zamanlara kadar batıda hamam diye bir şey yok. Hamama gidilirken çok özel bohçalar, içindeki o giydikleri peştemallar vesaire çok özel. İşte simli, altınlı, mutlaka hamamcı gece hamamı açmadan önce tütsüler. Çünkü mikropları kırması lazımdır. Kil kullanırlar, işte ebe gömeci, hatmi vesaire saçları yumuşak yapmak için kullanırlar. Çıktıktan sonra, kurulandıktan sonra mutlaka belli yağlarla yağlanacaklar. Onlar özel formüllerdir. Topkapı Sarayı'nda gül bahçeleri var.
Ve onu, orada gülhaneleri var. Yani gül suyunun çıkarıldığı yer var. Ama bu yetmiyor. Tonlarca gül suyu dışarıdan alıyorlar. Edirne sarayın gül suları, gül şerbetleri, gül reçellerini aldıkları yer. Edirne gül suları, Evliya Çelebi çok güzel anlatır. Mısır çarşısında güğümlerle, bakır güğümler içinde gül suları vardır ve onları satarlar. Gül daha çok alt notalarda kalıcılığı sağlamada kullanılıyor. Ve çiçekçi kokularda, oryantal kokularda ve farklı koku gruplarında da gül çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Ve gül, Isparta gülü, malum ülkemizde yetişen Isparta gülü, kalite anlamında çok ciddi bir birinci sırada diyebiliriz. Çok kaliteli gülümüz var. Bu gül de yoğun bir şekilde sektörde kullanılıyor. Gül suyunun yanı sıra yasemin, menekşe, nergis, zambak gibi birçok kokulu çiçek İmbik'ten geçiriliyor, hem uçucu yağı hem de kokulu suları kullanılıyordu. 4 ton kadar gül yaprağından yaklaşık 1 kilo gül yağı çıkması bitkiyi bu kadar eşsiz ve aslında fiyat olarak da pahalı kılmakta. Gül yağını biz parfümlerde çok fazla kullanıyoruz. Kolonya kullanma gül suyu ritüelinin kolonyalaşmış şekli. Yabancılar buna çok hayret ederler. İşte otobüse binersiniz, kolonya yemek yersiniz, kolonya sıkarlar. Bu asla batıda olmayan bir şey. Bu tamamen gül suyu ritüellerinin devamıdır. Kolonya Abdülhamit döneminde giriyor tabii Osmanlı'ya. Kolonyadan önce de koku kullanımı var aslında. Hatta şöyle söyleyebilirim, kolonyanın şimdi bütün dünyada olmayıp da bizde farklı kullanım alanı olarak işaret ettiğimiz kullanım alanlarının pek çoğunu kolonyadan önce gül suyu işgal ediyor. Ama kolonya geldiği zaman dominant tabii, yani ucuz, çok kolay koku verebiliyor. Dolayısıyla böyle bir şey, piyasayı eline geçirme diyebileceğim bir durum burada da yaşanmış oluyor. Sarayın kokulu yağları ve çiçek suları helvahanelerde yapılırdı. Saray için imal edilen kokular ve buhur sularının tarifleri helvahane defterinde kayıtlıdır. Topkapı Sarayı'nda senenin belli zamanlarında güzel koku imal edilir. O helvahane dediğimiz yerde pişirilir. Bütün bu güzel kokular, gül sularıyla vesaire, bütün bu reçeteler elimizde var. Nasıl hazırlandığını biliyoruz ve bazen beyaz güzel koku yaparlar. Bazen renkli kırmızı güzel kokular yaparlar ve bütün saray halkına belli zamanda sunarlar. Osmanlı'nın ve dünya tarihinin en önemli mimarlarından Mimar Sinan, çizimlerini yaparken portakal kabuklarını sıkarak eline sürermiş. Portakal esansı dikkati artırıp hafızayı ve yaratıcılığı güçlendirir. Bunun etkisi var mıdır bilinmez ama mimari dehasıyla hayranlık uyandıran Mimar Sinan'ın eserlerindeki ustalık, mühendislik, ince işçilik asırlardır çözülememiştir. Osmanlı'nın en meşhur parfümü buhur suyudur. 550 yıllık tarihi olan billur şişeli buhur suyu, yapılışı günümüze de ulaşmış önemli bir Osmanlı parfümüdür. Gül suyunun içine güzel kokulu otlar, baharatlar hepsini çıkınlar içinde koyuyorlar. Günlerce onu kaynatıyorlar ve çok güzel kokulu bir takım sular elde ediyorlar. O suları çok özel olarak bu gülaptan dediğim şişelerin içine koyuyorlar ve belli bir zaman saraydaki önemli kişilere bunu hediye olarak sunuyorlar. Osmanlı'da en fazla rağbet gören kokular arasında lavanta, gül, misk, ıtır, amber ve menekşe kokuları bulunuyordu. Lavantanın önemi, lavantayı parfümlerde çok fazla kullanıyoruz. Lavantanın lavandula cinsi bitkinin esansiyel yağını özellikle çok kullanıyoruz. Kreasyonlarda lavanta özellikle erkek parfümlerinde fujer akorunu oluşturmak için parfümörlerimizin çok kullandığı bir ham madde. Daha çok etkisiz kokularda fujer dediğimiz yine koku grubuna denk geliyor. Burada da yine orta notalarda, biraz daha vuruş üst notalarda yoğun bir şekilde kullanılıyor. 1902'de tam bir ithal kokular furyası başlamıştı. Kolonyalar ve parfümler Avrupa'dan geliyordu. Bu dönemlerde Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk ıtriyatçısı olan Ahmet Faruki, Türk koku tarihinde özel bir yer edindi. Hasan Ethem, Pertev,
Hüsnü Şevki, Şükufe, Necip Bey de dönemin önde gelen itriyatçılarındandı. Aktarlar. Aktarlar çok ıtırdan geliyor. Aktar, attar, ıtır. Güzel kokulu. Çok eskiden beri İslam dünyasının güzel kokulu malzemelerini satanlara attar, daha sonra da aktar, bugünkü anlamda aktar diyoruz. Bunlar güzel kokulu maddelerin ticaretini yapan ve özellikle bazı maddeleri de hazırlayan kişiler. Dolayısıyla aktarlık İslam'da ve Osmanlı'da çok önemli bir ticaret. İmbik'ten elde edilen kokuların tarihi 19. yüzyılın 30'lu yıllarında sona erdi. Alman kimyagerler çiçekleri, ağaçları, başka bir deyişle parfüm üretmek için kullanılan organik her ham maddeyi dışlayarak karbon, hidrojen ve oksijen elementleriyle asetik asidi sentezledi. Kısaca bu buluş sentetik parfüm dünyasının da başlangıcı oldu. 8 milyon çiçekten elde edilen 1 kilogram esans yerine çok daha az maliyetle esanslar üretilmeye başlandı. Bugün kullandığımız parfümler bu yöntemle üretiliyor. 19. yüzyılda mask giyiklerinde ya da diğer hayvansal kaynaklı ham maddeleri elde ettiğimiz hayvansal kaynaklı ürünlerde kimyanın gelişmesiyle bu kokulu moleküller izole edilmeye başlanmış ve sentetik kimyasallar günümüze de girmiştir ve bu hayvansal kaynaklı kokulu moleküllerin sentetik muadilleri de parfümlerde kullanılmaya başlanmıştır. Sanayi devrimiyle beraber insanlar doğada mevcut kokuları ayrıştırmayı, ki demiştim yani bizim tek bir koku olarak bildiğimiz her şey aslında bir sürü molekülün bir araya gelmesinden oluşur diye, ki buna gülü örnek vermiştim. 550 küsur molekül bir araya gelir ve biz onu gül kokusu diye tek bir koku olarak biliriz diye. Sanayi devrimiyle beraber insanlar o tek gül kokusunu moleküllerine ayrıştırmayı, devamında o moleküller başka hangi malzemenin içinde varsa, daha ucuz daha doğrusu hangi malzemenin içinde varsa onun içinden çıkartmayı, devamında da herhangi bir malzemeye böyle doğada müracaat etmeden laboratuvar ortamında onu sentezlemeyi öğreniyorlar. Sentetik kokuların klasiği ve en popüler örneği Coco Chanel tarafından üretilen Chanel No. 5'tir. Bu parfümün tutkunları arasında en bilineni Marilyn Monroe'dur. Bir röportaj sırasında gece yatarken ne giyersiniz sorusuna verdiği sadece birkaç damla Chanel No. 5 cevabından sonra Marilyn Monroe gibi kokmak isteyen kadınlar tarafından hızla tüketildi bu parfüm. 1921'de ilk kullanılan sentetik alifatik aldehitler, doğal gül yağı ve yasemin yağı ile beraber harmanlanarak Coco Chanel'in eşsiz parfümü Chanel No. 5'in lansmanından sonra getirdiği büyük başarı diğer parfüm evlerini de etkileyerek sentetik kimyasalların parfümlerde kullanımı başlamış oluyor. Parfüm dünyası küçük atölyelerden büyük laboratuvara, moda evlerine taşınarak bugün bildiğimiz haline evrilmiştir. Modern kimya sanayi, insanların değişen yaşam tarzları ve zevkleri karşısında üretim tekniğini ve modellerini de her geçen gün değiştirmektedir. Yapılan araştırmalarda şu an Güney Amerika ciddi bir parfüm tüketim yeri diyebiliriz, Güney Amerika özellikle. Amerika, Avrupa, Asya, Orta Doğu'da daha çok dediğimiz gibi Arabik kokular, daha çok oryantal kokular ön planda ilgi görüyor. Yapılan araştırmalarda önümüzdeki 10-15 yıl sonra daha çok bu mass market veya alt kategorideki pazar payının azalacağını, niş parfüm segmentinin daha çok ön plana çıkacağını, ciddi bir pazar payına sahip olacağı öngörülmekte. Parfüm modasını oluşturan, parfüm modasını takip edip gelişmesini sağlayan Fransa diye bilinirdi ama son zamanlarda özellikle Dubai çok ciddi bir yer teşkil ediyor parfüm odası ve parfüm trendi belirlemede. Özellikle Dubai fuarı hemen hemen tüm uluslararası parfüm markalarının, uluslararası parfüm firmalarının katılım sağladığı ve parfüm trendi, parfüm odası oluşmasına ciddi bir yer teşkil ediyor şu anda. Yeah, perfume. Everybody buys different style of perfume. And it is a question you often hear, and it's what people ask themselves is, does a perfume smell different people? And that is true. One of the most important things is the culture and the things you eat. For example, if you
live in a warm country, when you eat very spicy food, it also comes into your skin. And that odor of your skin, with the spices and the garlic from the day before and the perfume, they interact with each other. And that's why it smells different with different kinds of people. Kokuyu en kuvvetli yayabileceğimiz yer en sıcak yerlerimiz tabiatıyla. Dolayısıyla nabız noktalarına parfüm ısıtmakta fayda var. Hatta yani eğer bir hanımefendi ise ve bir etek giyiyorsa mesela diz arkasından başlayaraktan bu uygulama gerçekleştirilebilir. Ülkemiz bitki türü zenginliği bakımından en zengin ülkeler arasındadır. Ve birçok bitkinin de gel merkezi konumundadır. Türkiye florasında 12 bin bitki çeşidine sahiptir. Bunların 3 bini kadarı endemiktir. Daha da önemlisi, tüm Avrupa kıtasındaki bitki çeşitliliğinin 12 bin olduğunu düşünürsek, Türkiye florasının, Türkiye bitki çeşitliliğinin ne kadar zengin olduğu karşımıza çıkmaktadır. İster sentetik ham maddelerden yapılarak Marilyn Monroe'da hayat bulsun, isterse Kleopatra, Nefertiti ile arkeolojik tabletlerde yer alsın, parfümler hayatımızın tam ortasında bizlere eşlik etmeye devam ediyor.